Efendim merhabalar. TV 42'de saatler 15.30'u gösteriyor ve Turkuaz programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün biliyorsunuz ki 15.30'da farklı konularla ve farklı misafirlerimizle, konuklarımızla birlikte sizlerin karşısına, evlerinize, iş yerlerinize veya her neredeyseniz oraya misafir olmaya geliyoruz. Ve ben programın içeriğini hazırlarken kameranın arka planında her gün biraz daha farklı, birbirinin aynısı olmayan ve aslında toplumda insanlar olarak bireylerde, gençlerde, çocuklarda var olan hem ilgi alanlarına hitap etmek, hem problemlere temas etmek, hem de biraz da kafamızın dağılması, neşe bulmamız noktasında bu şekilde bir skalada farklılıklar olması için çaba gösteriyorum açıkçası. Bu bağlamda da önceki sezonlardan mutlaka hatırlayacaksınız. Sosyolog ve aile danışmanı Filiz Akman hocamız bizlerle birlikte olacak bugün. Çünkü kendisiyle uzun zamandır daha önceki sezonlarda da çok güzel, keyifli programlar yaptık ve benim de hayatıma kattığı çok önemli mottolar oldu diyebilirim açıkçası. Bu mottoları da uzmanlardan öğrendikten sonra kendimize dair törpülememiz gereken yönleri keşfettik sizinle birlikte. Veya eksik olan yanlarımızı gördük. Burada programı yaparken, programcı olarak, moderatör olarak onları dinlerken aslında hayatımızın eksiklerini ve fazlalıklarını da görerek biraz daha kendi hayatımıza da bunları ne yapmaya, katmaya çalıştık. Bu bağlamda da yeni sezonda şimdi yeniden başlamışken Filiz hocamla birlikte ben inanıyorum ki çok güzel programlara imza atacağız. Çünkü bana göre bu şahsımı ilgilendiren bir düşünce ve belki de ilk kez itiraf edeceğim hocama. Filiz Akman'ın anlatım tarzı başka. Gerçekten hani ruha hitap eden, gönle hitap eden bir anlatım yanı var. Bu bağlamda da biraz daha kucaklayıcı oluyor. Kırmadan, dökmeden anlatıyor ve o şekilde de aslında bizlerin dünyasına daha çabuk sirayet ediyorsunuz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Uzun bir zaman olmuştu sizi görmeyeli. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şükürler olsun. İyiyim. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. TV 42'ye geçtiniz. Yeni logonuz, yeni program konseptiniz ve senin yeni yayın dönemi. Döneme de bismillah diyelim. Çok çok güzel, nice programlara, nice güzel gönüllere dokunmayı Rabbim nasip eylesin. Amin inşallah hocam. Güzel temennilerin içinde teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Bizim sesimizi duyurmaya vesile oluyorsunuz. Nice bizi izleyen, yani bizi de sonrasında karşılaştığımız zaman. Mesela burada şimdi belki işte bir saat, bir buçuk saat program yapıyoruz, bitiyormuş gibi düşünüyoruz mesela işte. Hı hı. Ama sonrasında izleyenler, hani YouTube'a yüklendiği zaman izleyenler, geri dönüş yapan, işte çok zor bir süreçten geçiyorduk, dinledik, bize farklı bir pencere açıldı veya nasıl ulaşalım, şu konuda sıkıntı yaşıyoruz diye dönüş yapan kardeşlerimiz de oluyor. Hı hı. Amaç bu. Aynen, yani öyle. Yaralı gönle merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Şükürler olsun. Bir bunu nasip eden Allah'a. Şükürler olsun. Bir de anlık değil, belki de hoş bir sada. Kesinlikle. Amaç bu zaten. Yaptıklarımız, geride bırakacağımız güzel eserler ve güzel imzalar olacak inşallah. Şimdi yeni yayın dönemi, yeni yayın döneminin ikinci haftasındayız. Aslında negatif veya kötümser başlamak istemezdim konu başlıklarında da. Yine de öyle olmayacak fakat başlığa şöyle diyeceğiz bugünkü sohbet başlığı için. Diyeceğiz ki hem bireysel manada hem de toplumsal manada huzurlu ve keyifli bir hayat nasıl mümkün diyeceğiz. Ancak bunu da, bu konu çok genel bir başlığı kapsıyor illaki. Yani ciddi manada bunun içinde sağlık var, bunun içerisinde psikoloji var, bunun içinde eğitim hayatı, aile hayatı, farklı nüansları var. Ancak bir yerden başlamak gerekirse, evet hedefimizde huzurlu ve keyifli bir hayat var. Ancak şimdi buradan başlayacak olursak birinci adımımızda şunu sormak istiyorum. Biz negatife mi çok takılıyoruz diyeceğim hocam. Oradan başlamak istiyorum. Bir de hemen izleyicilerimize buradan günün mesajını vermiş olalım. Bizlere sormak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz var ise, yani sizler de aslında interaktif bir şekilde ekranların karşısından bizlere eşlik etmek isterseniz, soru veya görüşlerinizle ekranın hemen sol kısmında yer alan Turkuaz yazısının altında WhatsApp hattımızın telefon numarası bulunmakta. Buradan bizlere yazabilirsiniz demiş olalım. Mesajlarınızı bir an önce gönderirseniz biz de vakitlice cevaplamış, okumuş oluruz. Biz negatife çok mu takılıyoruz? Negatif olanlara daha fazla takılmaya meyilli miyiz hocam? Buradan başlamak istiyorum. Tamam, sorun oradan geliyor. Ben o zaman öncelikle içsel etkenler ve dışsal etkenler olarak başlığı biraz açsam olur mu? Olur hocam, tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim içimizdeki mutluluk ve huzur neyle birbiriyle nasıl paralel gider?
daha çok ne etkendir? İçsel mi, dışsal mı? Bence içsel, bana soruyorsanız. Dış etkenler etken olur mu bizim için? İllaki, ama önce kişi kendiyle barışıksa daha çok mutlu değil midir? Evet, çok güzel. Evet, bu zaten. Bunu yakalayamadığımız için negatifte kalıyoruz, mutsuz oluyoruz, huzursuz oluyoruz. Yani elimizde bir bardak var, şu bardak var. Ama bardağın, şunu da bana uzat lütfen, çayını bana uzat. Tabii ki hocam, buyurun. Yani şimdi bu bardağa bakıp sadece boş bir bardak var deyip bütün bir gününü mahvedebilirsin. Ama ben bu bardağa bu çayı dökebilirim, su katabilirim, farklı bir içecek koyabilirim diyerek bardağın olduğuna şükür de edebilirsin. Dolayısıyla bizim bakış açılarımız çok büyük etkendir. İçsel etken ve dışsal etkenlerdeki problem bizim hayatımızı oluşturuyor. Neden mutsuzda daha çok kalıyoruz? Çünkü şöyle söyleyeyim. Anne karnında kayıt almaya başlıyor bilinçaltımız. 7 yaşa kadar da aldığı kayıtlarla hayatını idame ettiriyor. 7-24 saat çalışıyor. Şakadan anlamıyor. Zaman mekan kavramı yok. Soyut kavramları anlamıyor. O yüzden dolayı bizi bir müziğin tınısı, bir koku veya ondan sonra bir tat yıllar öncesine götürebiliyor. Amacı bilinçaltının bizi sadece korumak. İlginç olan yönse %90 negatiften işlev yapıyor. Sistemi koruyor. Şimdi biz bilinçli aklımızı, yani kendi içimizdeki farkındalıklarımızı arttırdığımız zaman şu beden aracını nasıl korumamız gerektiğini daha güzel ayarlayabiliyoruz. Beden aracımızı nasıl yönetmemiz gerekiyor? Yani burada biz, benim aracım işte marka, hani belki problem olabilir kanalda, son model bir marka nokta nokta dediğimiz zaman diyorum ki tamam, sen aracına güveniyorsun, 200 de basabilirsin. Fakat orada demiş ki 70 yap. İstediğim gibi yaparım dediğin anda ya arkandan milyar milyar para cezası gelecek ya da bu şehir trafiğinde 200 yapma imkanı olmadığı için bir şekilde kaza yapacaksın. İşte bizim formatımız, yani aslında Allah-u Teala'nın bize yüklemiş olduğu bu format mükemmel, muazzam, muhteşem bir şaheser. O kadar mükemmel miyiz? O kadar mükemmeliz. Fakat bunu fark etmeden öyle nokta nokta kullanıyoruz ki biz, yani şöyle düşün. Son model bir elinde telefon var. Fakat sen bunu alıyorsun, tuşlu telefon gibi kullanmaya çalışıyorsun. Sonra da sürekli telefona kızıyorsun. Burada telefonun bir suçu yok. Sen kullanmakta hata yapıyorsun. Burada da biz kendimize bunu yapıyoruz. Aynen böyle davranıyoruz. Sürekli kendimizi bir yargılama, aşağılama, değersizlik duygusu. Burada nefis benlik ve öz benliği karıştırmamak gerekir. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda kişiler nefsini şişirterek, hani böyle vardır ya, Kaf Dağı'nda yaşayan işte küçük dağları ben oluşturdum diye düşünen insanlar. Bunu kastetmiyorum. Bizim yaptığımız çalışmalarda farkındalığı arttırarak kişinin hayatında, güncel hayatında ve sosyal hayatında güvenli alanda, yani pozitif alanda kalmasını sağlamaya çalışmak. Bu nasıl olması gerekiyor? İşte bu zihnindeki sistemi kullanarak oluyor. Bilinçaltı seni negatife doğru götürdüğü anda, yani işte üzümün de çöpü, sapı vardı, üzümün çöpü vardı, armudun sapı vardı, işte bu bana böyle bakmıştı, şu bana bunu demek istemişti, böyle ima olmuştu diye karalar bağlayıp ya sürekli yatma isteği mi oluyor? Ya da böyle içinde böyle şurana bir öküz oturuyor, nefes alamıyorsun. Yani en lüks yere de gitsen daralıyorsun. En güzel lezzetli yemekler de gelse tadını alamıyorsun. Çok paran olsa da huzuru bulamıyorsun ki zaten huzur eşittir endeksi. Benim söylediğim doğru bir endeks değil zaten. Hani para eşittir huzur endeksinde değil, ama bu günümüz şartlarında hani böyle benzetmeler çok yapılıyor ya. Hani para var huzur var diye bir hani klişe de hayatımıza girdi. Aslında evet, maddi imkanlar yeterli olsa da yine de keyif alamıyorum, huzur alamıyorum ifadelerini çok duyuyoruz. Hocam az önce şöyle bir ifade kullandınız. Dediniz ki bilinçaltı işte anne karnından itibaren süzgeç gibi almaya başlıyor, ilerletiyor. Ve sistematiği bilinçaltının negatifle çalışıyor dediniz. Doğru mu anladım? Evet. O zaman benim sorduğum, biz negatife mi çok takılıyoruz sorusu çok da yanlış bir soru değilmiş aslında. Yani bilinçaltının sistemi negatiften çünkü çalışıyor. Çünkü amacı seni korumak olduğu için
oradaki kodlarda ne varsa onu yapıyor. Mesela ama bekar bir kızla da kod, mesela diyelim ki şöyle örnek verirsem daha iyi anlarsın. Anne karnında yüklenilen o kodlar var ya, annen ne hissediyorsa, ne acı, nasıl bir travma, nasıl bir şey his yüklemesi yapmışsa onlarla birlikte bir. Tabii insan bunu değiştiremeyecek, değiştirecek. Fakat mesela bekar bir kızda da kayınvalide sendromu vardır. Mesela hayatın boyunca hiç yılan görmemişsindir ama yılana karşı bir fobin oluşmuştur. Hiçbir zaman asansörde kalmamışsındır ama asansör fobin vardır. Veya işte diyelim ki hiç deprem yaşamamışsındır fakat depreme karşı bir fobin vardır. En ufak bir sarsıntıda yani çok kötü duygular yaşayıp veya öyle ki bazen insanlar geliyor tacize uğramamış oluyor ama bir şeyden dolayı o hissi taşıyor. Neden? Bunlar aktarımlardan dolayı. Görünüşte biyolojik olarak bizim birer annemiz babamız varmış gibi görünüyor. Ama 254 tane anne ve babamız var atalardan gen yoluyla. Bugün doktora gittiği zaman sana direkt soruyor. Diyor ki işte ailende kanser hastası var mı? Tansiyon hastalığı var mı? Şeker hastalığı var mı? Ne? Nasıl bunları taşıyorsak hisleri duygusal olarak bunları da taşıyoruz. Dolayısıyla şimdi bilinçaltının o kodlarında diyor ki bir şeyler olabilir, tedbir al. O yüzden direkt sana negatiften işlev yaptırtıyor. Anladın mı? Biz burada farkındalığımızı arttırarak yani bilinçli aklı devreye sokarak hayır burada bir tehlike yok. O da nasıl oluyor? Mesela Kaliforniya Üniversitesi'nde bilim adamları araştırma yapıyor. Bir grup ikiz yani 12 tane ikiz fare 24 tane alıyorlar. Ve bu farelerin ayırıyorlar. İki gruba ayırıyorlar. İşte 12 tanesi böyle sadece yuvada kalıyor. Ve bakıcıları onlara yemek veriyor. Aynı ortamda kalıyor. Diğer 12 tanesinin sosyal alana açıyorlar. İşte dönecekleri oyuncaklar koyuyorlar. Yiyeceklerini farklı yerlere koyuyorlar. Her türlü oyun imkanını sunuyorlar. Bu yaklaşık 3 ay gibi bir süre bunları takip ediyorlar. Daha sonrasında bunları alarak tekrar aynı yere getirdikleri zaman diğer ortamda kalanların hem de beyinsel yapılarını inceledikleri zaman bilim adamları şunları görüyorlar. Daha çok aktif olan, hareket eden, dışarıya çıkan, sosyal olan insan olan farelerin beyin yapılarının da geliştiklerini görüyorlar. Ve bu tarafta kalan yani armut piş, ağzıma düş olan farelerin ise standart ve diğer ortama adapte olamayan, belli bir modda kalan, alışkın olmayan, yani hemen güvensiz, panik, her şeyde korkan, tedirgin olan bir yapıya sahip olduklarını görüyorsun. Şimdi bunu alıp insanoğluna uyarladığın zaman aynen bu şekilde oluyor bizde değil. Nasıl oluyor? Yani aslında Allah-u Teala bizi öyle güzel bir formatta yaratmış ki mükemmeliz, muhteşemiz. Fakat biz bunu kullanmayı bilmediğimiz için o kadar vasat, basit kullanıyoruz ki sonra da oturup kızıyoruz birilerine. Bana sebep annem oldu, bana sebep babam oldu, şu oldu, bu oldu. Bu döngüyü kırabilmenin tek yolu ateşleyici mekanizma sende var. Sen harekete geçmen gerekiyor. Senin, yani senin, benim, hepimizin bu yaratıldığımız güzel fıtratı en güzel şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve bizim beynimizde oluşturduğumuz işte baloncukların içinde düşünceler var. Şimdi Rümeysa bana baktı ama ne diyecek, benim hakkımda ne düşünecek mesela. Bunlar var. Veya işte giyiniyorum, tamam. Yani marifeti iltifata tabidir, beğenilmek, takdir görmek her insanın içinde vardır. Herkeste vardır bu. Fakat buna endeksli yaşamak insanı hasta eder. İllaki. Yani bugün işte şu kadar beğeni almadım, bu kadar ribitlenmedim, bu kadar takipçim yok diyerek hasta olan veya işte şunu söyleyeyim hani biraz önce negatifte aynı standartta kalan insanlar mesela aynı gelir düzeyinde olan aynı şekilde evi, ailesi, çocukları olan insanlara baktığınız zaman aynı derecede mutluluğu ve huzuru yakalayamıyorlar. Neden? Çünkü bu o insanların hayata ve yaşadıklarını yükledikleri anlamla alakalıdır. Birisi diyor ki ah keşke benim bir sağlıklı çocuğum olsun. Başka bir şey istemem. Onun sağlıklı çocuğu var ama karalar bağlamış. Üf, çocuğun çok masrafı var. Hakkından gelemiyorum. Bu devirde çocuğa ne gerek var? Baktığın pencere önemli.
Her şeyde bu böyle. O yüzden hani biraz önce dedin ya, orada sen söylerken benim beynimde de hafta sonu bir danışanımla yaptığım konuşmada geçmişti. Para hocam herkesi bozuyorsa gelsin bir de bizi bozsun bir görelim falan diyor böyle. Paranın insana mutluluk getireceğini ya da paraya endeksli. Yani bugün elhamdülillah biz hangi pencereden bakıyoruz dedik değil mi? Şimdi milyar dolar verseler bir gözümüzün göreceği işlemi karşılayabilir mi? Aslında hepimiz trilyoner değil miyiz? Yani biraz kesinlikle önce senin kardeşinle ilgili konuştuk mesela, hı hı, bir rahatsızlığından dolayı. Trilyonlar versen oradaki kapakçığı değiştiriyor. Aynı orijinali olmuyor işte. Ama biz bunu fark ediyor muyuz? Fark etmiyoruz. En basitinden bir dişimiz sızlıyor. Bir dişi yaptırmak için milyar para ödüyorsun değil mi? Köprü, implant bilmem ne yaptırmak için. Ve hiçbir zaman o senin kendi doğal dişin gibi olmuyor. Aynen öyle. Fakat biz bu paha biçilemeyen en muhteşem bedenimize o kadar hoyratça kullanıyoruz ki. Hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda. Zaten ruhsal anlamda kullandığımız için fiziksel anlamda da sistem çöküyor. Önce içerisi mi? Elektrik şase yapınca ne yapıyor? Sigortalar atıyor. Bütün eşyalar gidiyor. Bütün mekanizma burada. Burada şartel attığı zaman sistem çöküyor. Her tarafın ağrıyor. Bakın bütün kanser hastalığı da dahil. Fizyolojik hastalıkların temelinde yatan psikolojidir. Önce içerisi hasta oluyor, evet, çünkü değil mi? O zaman hocam şurayı da hemen biraz daha açmak istiyorum. Dediniz ki bilinçaltının işte bize uyarıları olduğu için biz hep acabamılarda çok fazla vakit kaybedebiliyoruz. Tabii ne kadar bilinçli olursak, ne kadar bunun farkındalığı bizde yüksek olursa bunun aslında bilinçaltının beni uyarmak mahiyetinde gönderdiği sinyaller olduğunu bilirim. Hayır öyle bir şey yok. Asansör korkum var diyelim. Örneği basitleştirelim biraz daha. Tamam. Hayır. Evelallah bir şey olmayacaktır. Hı hı. Besmele çekip biniyoruz asansöre. Ama hadi bir şey olursa ya takıldığınız an bu büyüyor. Büyüyor ve oluyor da ben. Obsesyona dönüşüyor. Oluyor. Veya işte muhabbet anını çekiyor. Şeyde. Buna benzer şeyler olabiliyor. Yalnız şu kısmı açalım istiyorum. Anne karnındayken özellikle annenin yaşadığı negatif veya pozitif hiçbir his havaya giden bir kurşun değil. Mutlaka onun İçerideki bebeğe ekledim. Yansıması mutlaka kesin. Oluyor mu yani? Oluyor, banka oluyor. Bu bilimsel ispatlandı. Peki o zaman hamilelik döneminde anneler hiçbir şey yapmaması mı lazım? Yani aman Allah'ım şimdi içeride karnımda bir bebek taşıyorum ve onun etkilenmemesi için benim hep pozitif olmam lazım. Kaygısı bile aslında kaygıyı getirmez mi hocam kaygı yani? Kaygı getirir. Hayır şimdi şunu söylemek istiyoruz. Nasıl kulağını gözünü mü kapatacak? Ben hamileyim bir saniye benim etkilenmemem lazım. Böyle bir dünya şimdi da bakın, yok değil mi? Etkilenmemek insanız. Hiçbir olaydan etkilenmemek, üzülmemek, canını sıkmamak diye bir dünya yok. Yani her anımız bizim vur patlasın çal oynasınla geçmeyecek. Fakat biz genelde ne yapıyoruz bayanlar olarak? Bozuk plak gibi bir yere geliyoruz takılı kalıyoruz. Ya kocaya takılı kalıyoruz ya kayınvalideye takılı kalıyoruz. İşte burada takılı kalmamak adına ilerleyebilmek adına neler yapmak gerekir? İnsanların yaptığı en büyük hata ya geçmişte yaşarlar ya gelecekte yaşarlar. Biz de diyoruz ki anda kal. Yani bugün güne kalktığın zaman güne bismillah deyip kalk yani. Önce yataktan birden kalkıp işte diyerek böyle bir panikle değil. Kalktığın zaman yatakta bir dur diyoruz. Bir dur, bir hisset. Sorunla mı kalkıyorsun, şükürle mi kalkıyorsun? Mesela madem sorunla hamile... Tabii kendim gibi de hissediyorum cevap verme gereksinimi. Şimdi hamile oluyor. Bayanlardan gidiyoruz madem. Bize de indirgeyelim. Şimdi hislerin önemli ya. Tamam, hep bu kadın, kadın hocam. Sürekli negatiften işlev yapıyorsa, işte şöyle mi olacak, böyle mi olacak, şu mu olacak, bebeği istiyorsa, istemiyorsa. Bakın biz yaptığımız ondan sonra görüşmelerimizde o görüşmelerin temelinde o annenin çocuğu isteyip istemediği bile ortaya çıkıyor hamileliğinde. İstenmeyen bir çocuksa veya beklenilmeyen veya şöyle söyleyeyim o kız bir bekliyor erkek. Olmuyor. Erkek bekliyordu kız geliyor mesela. O bile bilinçaltı onu kodluyor biliyor musun? Onda sorun yaşıyor ilerleyen yaşlarında. Ha bunlar çözülmeyecek bir şey mi? Çözülmüyor. Bunları fark ediyoruz. Ondan sonra... İş işten geçti diye bir durum söz konusu yok, da yok. Öyle bir orada şey, öyle bir şey söz konusu değil. Beni erkek bekliyorlarmış mesela hocam. O zaman o çok fazla eril enerjide kalıyor olabilirsin. Dişine geçmeyi seç. Mesela bugün görüştüğümüz bir bayan vardı. O tamamen eril enerjide. Eril enerjide sürekli olmak ne yapıyor? Özellikle evli çiftlerde çok büyük problem oluşturuyor. Çünkü iki cambaz bir ipte oynamıyor. O karşıdaki eril
Bayanda da eril enerji var, çatışma oluyor bu sefer. Diyorum ki dişil enerjiye geç ki, yani adam da senin tadını çıkarsın, sen de adamın tadını çık. Yani eğlilin birlikte tadını çıkart. Peki diğer yerden devam edelim. Diğer yerden devam ettik. Sabah kalktığımız zaman sorunun bir parçası, yani sorunla mı kalkıyoruz, şükürle mi kalkıyoruz? Burası çok önemli gerçekten. Uyandığımız zaman gerçekten bunu yapalım mı hocam? Yani bu bir muhteşem bir yöntem. Bir hisset. Önce bir gözünü açtın ya. Daha gözünü açar açmaz Allah'ım ne pişireceğim bayansa, ne giyineceğim, işe gideceksek şöyle mi olacak? Böyle negatif değil. Önce bir bismillah, kendi bedenini bir hisset. Sağ salim ben uyandım. Oh misler gibi kendi yatağımdayım. Şükürler olsun. Bir de onun yanına yapıştır bu parantez. Ben çok sevdim, her yerde kullandım. İlahi ente maksudu ve rızaki matlubi duasını da söyle. Ve 10 kere de hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 10'uncuda da öyle de oldu şükürler olsun de. Bir bismillah çek kalk. Sonra yapacağın her şey zaten amele dönüşüyor. Kalkıp kahvaltını hazırlıyorsan amele dönüşüyor. Tebessüm gösteriyorsan amele dönüşüyor. Ve biz insanlar hani içsel etken. Şimdi ben ne yaptım bunu yaparak? Önce kendi içimde bir huzur sağladım. Bir sükunet sağladım. Ne yaptım? Şükür boyutunda şükrettim. Şükretmek hem nimetin devamlılığını sağlıyor, hem de benim pozitif anlamda güçlenmemi sağlıyor. Peki bunun öbür türlü olduğu zaman işte gene kalkıyoruz. Gene aynı işler. Hep bunu yapacağım. Bir de negatifteysek böyle daha gerginsek. Banko hele kadının negatifliği hiç çekilmez. Adama kızıyorsun, çocuklara kızıyorsun. Bak basit bir matematiksel hesap. Evde 3 kişi daha var. Seninle birlikte 4 kişi. Senin yaydığın o enerji. Herkes aldı. Çıktığı kişi çok bulaşıcı. O ona bulaştırıyor, o ona bulaştırıyor. Herkes sokakta sanki pimi çekilmiş el bombası var. Sonra bakın kavgaların, problemlerin, bana böyle bakamaz, bana böyle davranamaz veya en kolay, en basit. Ya şuradan bir dakika sonra geçsek ne olacak? Sırf bu sebepten insanlar birbirlerini öldürüyor bizim ülkemizde. Bakın basit gibi görünüyor ama hayatımızın, yani bunu televizyonlarda belki binlerce kez, yüz binlerce insanlar işliyorlardır. Fakat bunu hayatımıza oturtamıyoruz. Oturturduğumuz zaman bu bana yol vermiş vermemiş diye inip de onu leyleyle inmiyorsun artık. Tamam buyur geç, acelesi olabilir, hastası olabilir, işine geç kalmış olabilir. Tamam bir dakika sonra gideyim sakin. Ama negatiften işlev yaptığın zaman geçemez, yol benim hakkım bilmem ne. Abi kaç dakika fark edecek? Kaç dakika diyorum, saat, gün demiyorum. Ama bizler işte bu güne kalkışımızla başlayıp ve bütün etrafımıza, bunu şöyle düşün. Bir suya bir taş atıyorsun. Dalga 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 nasıl etrafına yayılıyorsa. Mutluluk da. Orası kesinlikle. Mutsuzluk da. İnsanlara böyle sirayet eder. Ben bunu şöyle kullanıyorum. Yani negatif enerjide kalan insanlar, pozitif, olumlu, güvenli alanda kalan insanların enerjisi ve aurası tamamen farklıdır. Önceden hazırlamadık ama mesela normalde kirleyen fotoğraflarıyla artık bunların hepsi ispatlanabiliyor. Tepe çakrası kapalı, insan sürekli negatif, sürekli olumsuzluğu düşünen, sürekli senaryolar yazan insanların aurası simsiyahtır böyle. Tamam, hiç renkli bir ışık görmezsin. Normalde bizim auramız rengarenktir. Mordan başlar, kırmızısı, sarısı, böyle her rengimiz var elhamdülillah. Yeşilimiz, kalp çakramız. Ama öbür türlü bunu sağlayamadığı zaman o negatiflik böyle şekilde sirayet ediyor. Öbür türlü mutlu olan insanlar da etrafına bulaşıcıdır. Sana gösterdiği bir tebessüm veya üzülme Rümeysa geçer bunlar dediği zaman veya canını sıkma bugün üzgün görüyorum veya tutup sana kendiliğinden şu çayı ikram ediyor olması, tanıdığın tanımadığın insanların yol veriyor olması, kibar davranıyor olması, dış etkenler bakın. Sen içinde bunu sağladın. Dış etkenlerde de o tür insanlar etrafına ben geliyor. Ben bunlara iyilik tohumu diyorum hocam ya. Yani bildiğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız her kim var ise hayatın içerisinde herhangi bir noktada karşılaşıyoruz. Bir kapının, hani AVM'nin kapısının girişinin tutulmasından tutun da sıra vermeniz, bir ihtiyacı olduğu zaman yere düşürdüğü bir parayı ondan önce eğilip almanız gibi gibi, hani bunlar hayatın içinde karşımıza çok sıkça karşılaşabileceğimiz sahneler. Bunları yapmak insan olarak, kadın olarak ne kaybettirir ki diye düşünüyorum. Bir de orada bir gerçekten minimalist de olsa, minnacık da olsa
bir iyilik var. Onlar o tohum olarak toplumun arasında var olacak ve onlar filizlenecek bana göre. Bu söylediğim soyut. Ama var. Bir yerde bir iyilik tohumu bence hiçbir zaman boşa gitmeyecek. O yüzden neden işte o negatifte kalmak yerine pozitife geçmiyoruz ki? Ancak şunu da sormak istiyorum. Bunları oturup konuştuğumuz zaman hepimiz aynı noktada, aynı yerden dem vururuz. Evet ya doğru, boşuna canımızı sıkıyoruz. Aslında kendimize ediyoruz gibi ağzımız dolu dolu lafları üretiriz ama bir an geliyor ki hocam, o trafikteyken yolu vermeyen de biz bazen olabiliyoruz. Bana ne kardeşim? Şimdi orada yenemediğimiz ne? Öfkeyi mi yenemiyoruz? Negatifler çok fazla üstümüze geldiği için mi? Bana ne kardeşim mi oluyoruz? Çok iyi, bunların bilincindeyiz ama uygulamaya veya bir an geliyor, o ana geldiğimiz zaman niye beceremiyoruz? Becerememe sebebimiz güne başlayışımızdan kaynaklı. Her şey o sabah yataktaki beklemediğim çok süreden önemli. Kaynaklı. Gece yatışımız önemli, sabah kalkışımız önemli, gün içindeki düşünce sistemimiz. Bu bir sistem, oturtmakla alakalı. Nasıl okula gidiyorsun, bir düzeni var, değil mi? Ya da şu programa gidiyoruz, 3.30'da başlayacağız, bir saati var. Bir düzen içinde. Ben demiyorum ki Rümeysa tamam sen program yapalım ama ben şurada dolana dolana konuşa durayım. Sen çeke dur beni desem. Ne dersin? Yani hocam olmaz, bir düzene bir gel. Bu bir sistem. Bu sisteme ne kadar çok alıştırma yaparsak öyle oturacak. Anlatabildim mi? Mesela batıda ya da doğuda da aynı şekilde. Doğuda da çok fazla karşılaşmıyorsun. Mesela biz Umre'ye gittiğimiz zaman, hacca gittiğimiz zaman da orada mesela arabalar vızır vızır giriyor çıkıyor. Hiçbir insan böyle yol verdin vermedin bir küfür bilmem şey yok. Yani bir ilgicilik var. Veya hani ben çok böyle batıya gitmedim ama gelen oradaki insanlarla konuştuğumuz zaman sorun yoktur. Yani hiç kimse onu geçeyim bilmem ne, yaya atladığı zaman yol vereyim bu şekilde. Ama bize geldiği zaman biz biraz fazla aceleci bir toplumuz. Biraz fazla sürekli haklılığı seven bir toplumuz. Yani haklı olmak mı istiyoruz? Mutlu olmak mı istiyoruz? Ne istediğimizi pek bilemiyoruz. Bundan kaynaklanıyor. Tekrar içe dönecek olduğumuz zaman işte tekrar ben orada şunu söylemek istiyorum. Yunus Emre der ki İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ilim nice okumaktır. Bugün bakın neredeyse yani bir 50 yıl öncesine baktığımız zaman okumamış insan yok. Artık üniversite bitirmemiş insan da yok neredeyse. Herkes artık bırak artık bana ulaşanlardan öğreniyorum. 1, 2, 3 üniversite birden bitirenler çoğal toplumumuzda. Suç oranına baktığımız zaman veya bilinç oranına baktığımız zaman bu o kadar yükselmiyor. O zaman bir şeyler paralel gitmiyor demektir. Yani sadece işte bir şeyleri öğreniyor, bir okulu bitiriyor değil. Okulun içini, ailenin içini boşalttırıldığı zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Bunların içini dolu dolu nasıl kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Burada insana pratik, teorik bilgiler yükleniyor. İyi bir insan olmalıyız, faydalı bir insan olmalıyız, şu olmalı, bu olmalı deniliyor. Fakat pratiğe gelince ortada hiçbirimiz kalmıyoruz. Yani hepimizin ağzı çok güzel laf yapıyor ama icraate geldiği zaman hep sen bunu uygulaya geçiyoruz. Problem bundan kaynaklanıyor. O yüzden biz bir şey olunması gerekiyorsa önce buna ben başlamam gerekiyor. Elinden, dilinden, belinden emin olunan bir insan olarak rol model olmam gerekiyor diye çıkmam gerekiyor. Bu hepimiz için. Şimdi düşün. Bir filiz olarak ben çıktım. Bir televizyon programcısı olarak sen çıktın. Binlerce kanal var. Her kanaldaki insan ve her programcı, her sanatçı, her işte aile danışmanı, sosyolog, herkes bu bilinçli sorumlulukta olduğu zaman daha çok iyilikler mi artacak, daha çok şiddet olayları, kötülükler mi artacak? Evet, ve iyilikler. Bizim kanallarımızda en çok neler oynanılıyor, neler işleniliyor? Hainlikler, entrikalar, haklı olmanın verildiği mücadeleler. Yani İyi, güzel, doğru ve faydalı, adaletli yöndeki olan örnekler çok az gösterilip daha çok bunların yol yöntemleri öğretiliyor. Bu sebepten dolayı da bizler kafamız allak bullak oluyor. Mesela insanların en çok izledikleri filmler, filmler bile bizim bilinçaltımız öyle ilginç bir sistem ki bunların içine girdikçe böyle o yüzden diyorum Allah'ım nasıl bir düzenek vermişsin ve biz onu nasıl kullanıyoruz? İzlediğin bir filmi kaydediyor yani. Sünger gibi düşün. Bir süngere suyu döküyorsun, çayı döküyorsun, mürekkebi döküyorsun. Demiyor ki ben o bana lazım değil, dökme ben onu temizleyemem demiyor. O da her şeyi emiyor.
En çok neyle meşgulsen, neyi konuşuyorsan, neyi dinliyorsan, neyi izliyorsan, içsel yolculuğunu onunla tamamlamayı seçiyorsun. O zaman içini dinlendirip böyle gökyüzünü izleyerek tefekkür. Mesela hiç tefekkürü farklı pencerelerden düşündünüz mü? Tefekkür ne demek? İçsel yolculuk. Bir iç organlarına bir yolculuk yap bakalım. Nasıl çalışıyorlar? Mesela gözüm olduğu için şükürler olsun. Şimdi ben danışanlara böyle çalışma yaptırtıyorum ya da böyle eğitime katılan kimselere. Sonra da diyorum ki geçenlerde annemi göz doktoruna götürdük. İşte sarı noktası şudur budur böyle bir şeyler söylüyor. Diyorum ki kurban olduğum Rabbim nasıl bir sistem yaratmışsın. Ve o gün hastanede şunu düşündüm. Bir bütün olarak bakıyoruz ve bu bedene yani şu masaya davrandığımız tavırla şu tablete ya da telefona davrandığımız tavır bir mi? Değil. Şuna ne kadar nazik davran. Düşmesin. En iyi yerlere koyuyoruz. Çizilmesin. Kabını koyuyoruz. Kılıfın içinde saklıyoruz hocam. Yani, çizilmesin diye. İşte evet. Baksana bunu için Allah-u Teala öyle sistem yaratmış bizi. Öyle bir sistemde. Fakat bunu farkında değiliz. Sırf göz için ayrı bir birim oluşuyor. Gözün bölümünde göz doktorlarının bölümleri de ayrı ayrı. Aynen öyle. Diş için ayrı ayrı. Kulak için. Bütün organlar için ayrı bir bilim dalı gelişiyor. Onlar da içinde ayrı bilimlerde gelişiyor. Hala bir muammayız, çözülemiyoruz. Ve biz kendimize nasıl davranıyoruz biliyor musun? Gaddar. Çok. Çok zalimce. Hayır, şu masaya zalim. Bile davrandığımızdan daha kötü davranıyoruz. O yüzden diyorum ki işe bir kendinizi severek başlayın. Ben Rabbimden bir parçayım. O kadar özel ve güzel yarattı ki yarattığı 18 bin alemi benim emrime amade kıldı. Yani benim bir yaratılış amacım var. Benim bir gayem var yani. Çöplük yapmamın bir anlamı var mı? Yani o ne diyor, bu ne diyor, şuna göre yaşayayım, buna göre yaşayayım. Niye o beni sevmiyor, niye o bana gıcık oluyor, niye herkes benimle ilgilenmiyor? Böyle peki, bir dünya yok. Hatice Hanım bir mesaj göndermiş. Demiş ki, yayınınızı keyifle seyrediyorum. Teşekkür ediyorum, selam olsun. Demiş ki, kendimi sevilmeye layık göremiyorum, bu hissi de atlatamıyorum. Bunun altında neler olduğunu merak ediyorum ve bunu nasıl aşabilirim demiş. Değersizlik duygusu işte. Değersizlik yani ben bunu başkasından da bir kere daha duymuştum. Benim çok yadırgadığım bir ifade olmuştu. Affınıza sunuyorum öncelikle. Tabii ki bunu eleştiriyor mahiyetinde söylemiyorum. Sadece bende olmayan bir hissin karşı taraftaki kişide var olduğunu düşününce empati yapmaya çalıştım ve o hissi yakalamaya çalıştım. Dedim ki bende yok. Hani, aslında onda da var. Bak. Şunu onda demeye çalışayım hocam. Hani ben niye sevilmeyeyim ki hissindeyim ben? Ben belki bu biraz egoistliği belki getiriyor olabilir. Veya dengededir bilemiyorum ama niye sevilmeyeyim ki hissindeyken karşı tarafın, izleyicimizin de sevilmeye layık gibi görmüyorum. Bazen de sevilmeyebilirim gibi bir his bana garip gelmişti. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu kısaca biraz reklama kadar toparlayalım mı Hatice Hanım sorusunu? Ne diyebiliriz? Şimdi bak kişi doğar, anne babası ona değer duygusu yüklemez. Ama bu bir hastalık değildir, bilgi eksikliğidir. Bu değer arayışı içinde kişi karşıdaki insanlara çok değer vererek gidermeye çalışır. İşin açıkçası onun madenine saldırır. Aslında kendindeki bu madenin farkında değil. Bu madenini bulup çıkarması gerekiyor. Nasıl olacak? Bunun içinde şöyle söyleyeyim, araba sürmesini bilmiyorsun ama direksiyon başına geçiyorsun. Ne yaparsın? Kaza yaparsın. Araba sürmeyi öğrendiğin zaman profesyonelleşirsin. Direksiyona böyle yapışmazsın. Vitese sürekli bakmazsın. O da beden aracını sürmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani kendi duygularıyla yüzleşmeyi, kendi değerini fark etmesi gerekiyor. Filiz hocam arıyorsunuz. Lütfen aramayın. Bizi izleyenler var ise. Hocam orada panik oluyor çünkü kendilerine. Paniklemiyorum. Sadece şu rahatsız etmesin ekranı diye. Hocam şunu demeye çalışıyorum. Bir uzman desteği alması gerekiyor mu bu tarz kişilerin? Mutlaka. Alsın. Yani daha kolay kendi kendine atlatır. Çözemez mi hocam bunu? Ya kendi kendine o zaman sık sık yani kendini motive edebilecek alanlara gidebilir. Bu tarz videoları izleyebilir. İşte birçok bu alanda gerçekten hocalarımız var. Onları izleyebilirler. Öyle de olabilir. Ama en kolay, en kısa yolu bir iki seansla bunu toparlayabilir yani. Sorun olmaz. Peki. O zaman reklama gitmeden önce şuraya kadar getirdiğimiz noktada en son benim sorum şuydu. Lafa geldiği zaman hepimiz büyük cümleler kuruyoruz bu konular hakkında. Siz de bunu gayet güzel açtınız. Ama işleyişe geldiği zaman
yapamadığımız anlar olabiliyor. Veya çok sakin bir insan, bir anda bir bakıyorsunuz ki o sakinlikten eser kalmamış, köpürüyor, ateş püskürüyor. Diyorsunuz ki bu adama ne oldu, bu kadına ne oldu diyebiliyorsunuz. Uygulamaya geldiği zaman becerememizin arkasında ne var? Gücümüz mü yok? Yoksa bir anda yine o nefis mi devreye giriyor? Bizi etkileyen oradaki temas da ne var hocam? Tamam, orada parantez açarak sana soru sordun ya, ben de sana onu soracağım. Bir insan hani normal rutinde hep böyle olumlu alanda kalıyordur ama mesela diyelim ki bazen, yani kendimden örnek vererek gideyim, hı hı, mesela. Sonuçta insanız. İniş çıkışlar yaşayacağız. Hı-hı. Yani moda mod aynı çizgide gidemezsin hiçbir zaman. Hı-hı. Yani duygusal inişimiz olacak, çıkışımız olacak. Ama nerede frene basacağım, nerede gaza basacağım, bunun ayarını bilmem gerekiyor. Dürtülerimi kontrol etmem gerekiyor. Bunun farkındayım elhamdülillah. Fakat insansın. Üzüleceğin bir olay oluyor, gerileceğin bir olay oluyor. Orada mesela böyle düşünüyor. Aa, sen de mi üzülüyorsun? Senin de mi canın? Yani buna nasıl bu kadar tepki veriyorsun dedikleri zaman, ya da ilk başlarda eşim bu konuda beni çok yargılardı. Ya sen NLP uzmanısın. Ondan sonra burada takılı kalmaman gerekiyor. Bu dedi mi küfrediyor gibi geliyordu bana. Abi ben insanım, yani taş değilim. Fakat bir insan küçücük her şeyde bu. Ben patlıyorsam, her şeyde feveran ediyorsam, artık orada elektrik şatı yapıyor demektir. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım hocam. Normal iniş çıkışlar olabilir hayatımızda. Hı hı. Üzülebiliriz, sinirlenebiliriz. Keşke hiç üzülmesin. Kızabiliriz. Hayır, bunların hepsi gerekli duygu düşünceler. Mesela öfke de güzel bir duygudur. Ama dozunu aşınca, hı hı, öfke bir problem ve bir hastalığa dönüşüyor. Kontrol mekanizması, acıkma hissimiz, bunların hepsi güzel şeylerdir. Fakat dozunu aştığı zaman hepsi bir hastalığa dönüşüyor. Tam tersini soracağım hocam şimdi. Diyeceğim ki en ufak problemlerde, hayatın içerisindeki o hengamenin içerisinde karşımıza çıkacak negatiflerde hemen köpüren, parlayan, ateş püsküren insan profili, kadın erkek profilinin tam zıttında olan karakterler de var, mizaçlar da var. Onlar da o kadar sakin ki ne var bunda deyip geçebiliyorlar. Burada da bir problem var mı? Yani artık bir şeylerden mi geçmişler, içleri mi geçmiş, nasıl sinirlenmezsin diye böyle hayret ediyorsunuz bazı durumlarda, ne var ki bunda deyip geçebiliyorlar. Bu da normal mi, anormal mi? Burada da bir gariplik var mı sizce? Bana göre var çünkü. Burada mesela bir olay üzerinden gidelim. Hı-hı. Hani yol verme üzerinden gittik ya. Tamam, trafikteyiz, yol verme problemi yaşıyoruz. Birisi diyor ki burada araç, bu araç bunu geçerken, hı-hı, diyor ki bana yol vermedi diye iniyor, levyeyle saldırıyor. Öbürü de diyor ki, aa, çok acelesi var galiba diyor. Kenara çekiliyor şu araç, buna yol veriyor, bu koyup geçiyor. Burada iki insan, iki araç, birisi yol veriyor, biri vermeyi seçmiyor. Kişinin kendisiyle alakalı bir şey. Yani yaşadığımız üzüntülere, yaşadığımız sevinçlere yüklediğimiz anlamlar önemli. Ne anlam yüklüyoruz? Aslında iyi ya da kötü diye bir olay yok ortada. Sadece olaylara bizim yüklediğimiz anlamlar var. O zaman bu o kadar muhteşem bir şey ki Rümeysa. Asıl bunu anladığın zaman sistemi çok güzel çözümlüyorsun. Hani orada diyor ya Mevlana Hazretleri, güzel bakarsan güzel görürsün, güzel görürsen güzel düşünürsün, güzel düşünürsen hayatından lezzet alırsın. Hmm. Her şey bizim baktığımız pencereyle alakalı. Yani mesela diyelim ki birisi bir yakınını kaybetti. O bir yas sürecidir, bir travmadır yani. Ama birisi o öldü, benim de ölmem gerekir diyebilir. Bu anormaldir verdiği tepki. Öbürü de canı acıyordur ama sabrediyordur. Bak, ikisinin de canı acıyor ama yapılan eylemlerin karşılığı farklı farklı. Hı hı. Bu bizim her yaşadığımız. Mesela seni çok önem verdiğim bir olaya ben derim ki aman boşver, ona mı canını sıkıyorsun derim. Hı hı. Benim canımı sıktığım olaya da sen bu tepkiyi verebilirsin. Orada yaşadığımız bazen öyle şeyler oluyor ki, bir kadın geliyor, gerçekten hiçbir problemi yok. Yani biz objektif bakarak mesela, hı-hı, ama ona göre çok önemli bir problem var. Ona onun kendisine ayna tutarak kendisini çözümlemesini sağlıyor. Bir tanesi de gerçekten hani normal insan olarak baktığın zaman ne koca konusunda elinde tutar bir şey var, çocuklarıyla ortada kalmış, adam hapse düşmüş, çıkması belli değil, bir geliri yok. Ama kadın hayat mücadelesi verip
nasıl daha sağlıklı yaşayabilirimin derdinde. Burada insanların olaylara yükledikleri anlamlar dibe vurmasını ya da nirvanayı yaşamasına sebep oluyor. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Reklama gitmemiz lazım. Reklama gidelim. Reklam dönüşünde yine huzurlu ve keyifli bir hayat sürebilmek. Hem bireysel manada hem de toplumsal metotları anlamda. Metotları verelim artık. Metotları verelim. Hem de güzel bir yerden başlayacağız. Not aldım kenara. Sürpriz tamam. olacak size tamam. de. Hiç kopya vermeyeceğim. Oradan devam edeceğiz. Reklamdan sonra tekrar karşınızda olacağız. Yazmak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Reklamdan sonra görüşmek üzere. Evet geldik. İkinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Dün de söylediğim bir ifade vardı. Dün de takip edenler var ise şunu demiştim. Reklam arasındaki yaptığımız sohbetlerin keyfine keşke siz de şahit olabilseniz ama burası da ondan farksız kalıyormuş. Değil. Nasıl? Bir gün açık kalıyormuş. Herkes artık izliyormuş. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Burada da biz yine o en keyifli halimizde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi sürprizle devam edeceğiz dedik. Aslında huzurlu ve keyifli bir hayatın metotlarını vermeye çalışacağız. Oraya gelmeden öncesinde şuradan da devam etmek istiyorum. Evet, hedefimizde bugün için, bu program için hedefimizde var olan şey huzurlu olmak, keyifli olmak. Evet, bu önce sağlıkla, evet önce bu sosyal hayatımızdaki güzel dinamiklerle, yani dışarıya çıktığımız zaman harcayabileceğimiz kadar bir paranın varlığın bizimle olmasıyla da eşdeğer. Güzel dostlarla bir arada olmak, güzel arkadaşlıklar, güzel ve samimi bir eş, güzel evlatlar, güzel anne babalarla, yani çevrenizle birlikte o etkileşime girdiğiniz insanlar, hayatlar, toplum, hepsi bu keyifli ve huzurlu ortamı bir araya getiren unsurlardan her bir parçası. Ancak her şeyin ötesinde, her şeyin gerisinde daha doğrusu, kimse olmadığı zaman, ben tek başıma kaldığım zaman mutlu muyum, keyifli miyim, huzurlu muyum? İşte oradaki o sakinlikte kendi kendimize kaldığımız zaman kendi kendimizi çürüten, bitiren, tüketen, törpüleyen, hırpalayan yine kendimiz miyiz, yoksa kendimiz kendi başımıza kaldığımız zaman, kendi kendimiz olduğumuz zaman da o yalnızlıktan da güzel tat, huzur, lezzet alabiliyor muyuz? Oradaki farkındalığı göstermeye çalışıyoruz bugünkü programda ama ve asıl hedefimiz de işte keyifli ve huzurlu olmak. Peki, şimdi şuradan devam edeceğim hocam. Biraz bazı şeyler için mücadele etmek de bizi keyifli ve huzurlu yapıyor mu? Yani parantez içinde bunu ifade etmem gerekiyor. El boşluğu, hiçbir şey yapmamak, amancı olmak, umursamamak, yaptım olmuyor diyerek bir yere kadar geldikten sonra sonrasını koyvermek. Bunlar da aslında bizim huzursuz ve keyifsiz olmamıza etken mi? Hem de çok. Hem de çok. Kesinlikle. Nasıl boş silahı aman doldurur şeytan diyorsak, boş kalbi daha çok, yani zaten karargahı kalp, kan damarlarımızda oturuyor, vesvese çok, yani bu bütün düşünceler, yani negatif duygu düşünceler aslında buralardan geliyor zaten. İnsanoğlu, hani dedik ya, muhteşem bir sistem var içeride, o zihin sistemi. Mesela şunları konuşurken çok hoşuma gitti. Kişi sağlığı yok, hasta ama mutlu olabiliyor, huzurlu olabiliyor, olana şükredebiliyor. Sağlıklıyız fakat hiç huzurlu olamıyorsun. Mesela hissedemiyorsun ya, vücudunu hissedemiyorsun, yaşadığını hissedemiyorsun. Bunun farkına varamıyorsun. Hocam, bu çok kötü bir durum. Şöyle de bir gerçek var. Kaybedince anlıyoruz ya. Ağladığı, ağrıdığı zaman. Nasıl güzel söylüyor. Değil mi hadis-i şerif? Nasıl söylüyor? Söyleyin hocam. Evet, insanoğlu diyor iki şey konusunda çok fazla aldanır. Sağlık ve boş vakit konusunda. İkisini de hoyratça kullanırız biz. Sağlığımızı, evet, hastalandığımız zaman boş vaktimizde, işte bir sıkıntılı bir vakit geldiği zaman hiç boş vaktim yok ki deriz. Boş vaktin olduğu zaman da nasıl değerlendireceğini bilemeyen bir toplum haline geliyoruz. Yani insanların sürekli kendine yatırım yaptığı bir dönemde olmamız gerekiyorken biz nasıl boş vakit bulabiliyoruz, nasıl ilgilenmeden. Bugün gelen, yani çalışma yaptığımız, görüşme yaptığımız bütün insanlarla önerdiğim şey şudur.
kendinize bir meşgale bulmanız gerekiyor. Çiçekleri mi seviyorsun, hayvanları mı seviyorsun, spor yapmayı mı seviyorsun? Bir alan bulmanın gerekiyor. Ve biz bu dünyaya hani niçin geldiğimiz sorusunun cevabını iyi düşünmemiz gerekiyor. Doldur boşalt, yiyeyim içeyim geziyemler gelmedik. O gezme, normalde bunlar da aslında hepsi bir eyleme dönüşüyor baktığın zaman. Hepsi bir ibadete de dönüşebiliyor seçimlerimizle ilgili. Peki gezmemizi, tozmamızı, yememizi, içmemizi nasıl ibadete döndürebiliriz? Fark ederek, hissederek, şükrederek. Ama biz bunların işte ne var ki, ne yedik ki, ne ki bu? Bu eşyanın tadını çıkaramıyorsun. Üf, çok sıkıldım ben bundan. Üf, bu ev beni boğuyor. İşte bu adam zaten beni hiç anlamıyor. Ondan sonra işte anam babam zaten beni hiç sevmedi. Diyorum ki tamam, bütün bunlar olmuş olabilir. Önce sen kendini bir sev, kendine bir yatırım yap. Kendini bir gör bakalım neler yapabiliyorsun. Sen önce kendin ve bütüne katkı olmak için kendin olduğun alan olabilmeyi, tüm limitleri, tüm sınırları aşmayı seç. Yaratıldığın isnadı fark et. Mesela Allah-u Teala bize yani muhteşem bir harika zihin kapasitesi vermiş. Yani ben bilinçaltımız için şöyle diyorum. Ucu bucağı olmayan bir hard disk vermiş. Hı hı. Her şeyi kaydediyor ve oradaki sistemde hani bazen insanlar ben unutuyorum falan diyorum ya, diyorum ki o bir yerlerde gizlidir, unutulmamıştır, çıkmıyordur yani. Bunu kuvvet ve kudret sahibi Allah'la buluşturmak gerekiyor. O yüzden soru bizi geliştirir, cevap bizi sınırlandırır. Çünkü bizim öğrendiğimiz sistemde sürekli cevap. Yani şurayı kadar görebiliyorum ben. Değil mi? Şu masanın ilerisi veya daha bir ilerisi, şu duvarın arkasını göremiyorum. Hı hı. Ama bu duvarın arkasında da, bu dünyanın bütün içindeki her şeyi de, gezegenleri de, galaksileri de, her şeyi de bilen bir Allah-u Teala'mız var. Şükürler olsun. O zaman burada şunu diyorum. Ben hani belli bir kalıptayım ya, bu kalıbı nasıl kırmam gerekir? Ondan yardım talep ederek kırabilirim. Soru o yüzden gerekli. Hedef belirliyorsun ve bunu kolaylıkla yapmam için neler mümkün? Rabbim bana bu konuda yardım et. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Bilinç altımızı ve bilincimizi de doğru yöne kanalize edebilme noktasında da şey, sihirli cümleler mi diyelim bunlara? Ne derseniz. Etkili cümleler. Sihirli kim artık hangi ifadeyle buna mutmain olacaksa öyle söylesin. Daha iyisi nasıl mümkün? Artık bu artık hayatımıza girdi. Uzmanlardan bundan öğrendik. Daha iyi nasıl olur? Bundan başka neler mümkün? Nasıl olur? Başka neler mümkün? Sorunca bulma çabasına giriyor bilinçaltı. Diyor ki bunun bak bir cevabı sen, olmalı, bulmaya çalışayım. Aslında deyince sürekli düşünmüyorsun bunu kuzucuğum. Hı hı. Yani bunun için oturup da yani şu olmalı, bu olmalı, şuradan gelmeli, buradan gelmeli, atıyorum işinle ilgili arabanı değiştireceksin veya işte çalışma stratejinle alakalı. Diyorum ki sistemini, hafta sonu çalıştığımız bir danışanımla ilgili şey diyorum. Yani sistemini kilitleme. Sadece bir sınava odaklanmış olursa olur diyor ki peki diyor. Olmadığı zaman ben ne yapacağım? Sistem burada kilitliyor. Kilitlediği için de rahat hareket edemiyorsun. Oldu. Olmaya git. Olmazsa ölecek. Tamam, orada şunu söyle. Yani hiçbir şey senden daha değerli değil ki. Hiçbir sınav da bizden daha değerli değil. Hı hı. Yani olursa eyvallah, kabul edelim. Yani burada aslında biraz teslimiyet boyutuna da geçmen gerekiyor. Olana da gönüllü ol, olmayana da. Şimdi bizim ayet-i kerimede Allah-u Teala demez mi? Sizin hayır gördüğünüz şerdir, şer gördüğünüz hayırdır. Bunu hayatımıza oturtalım. Bak teoride biliyoruz. Bilmeyen var mı? Müslüman bir ülkede hiç. Hayır, hepimiz biliyoruz. Ama hayatımıza oturtma noktasına geldiğimiz zaman hayır. Yok, böyle bir şey kabul edemem. Hayır, böyle olmamalı. O zaman diyorum devrelerin yanması için her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Söyle 20 kere rahatla diyorum. Peki böyle davrandığımız için, hayır böyle olmamalıydı. Ben böyle olmaması için çok mücadele ettim. Ben neler yaptım bir bilseniz. Ben ne kadar saçımı işte uğraştım bir bilseniz. Benim neler çektiğimi kimse bilmez. Başım. Bu cümleler tükenmişlik sendromu. Fatma'nın da Rümeysa'nın da hayatında zaman zaman oluyor. Kimin de çok, kiminde az. Ama geliyor. Hiç gelmiyor değil. Bunları söylediğimiz için suçlu muyuz? Bu insanı tükenmişlik sendromuna itekler. Ne kadar çok söylersek. Aynen öyle. Hmm. Bir gün tükenmişliği sonra konuşalım hocam o zaman. Evet. Yetemediği için tükenmişlik sendromu yaşar ve bir müddet sonra her şeyden elini eteğini çeker. Ya sürekli yapmak ister
Ve şu sıralarda en çok gelen kişilerde karşılaştığım şey intihar etme düşüncesi. Yani eyleme dönüştürmüyorlar elhamdülillah. Düşünce olarak yani o enerjiyi aldığımız için diyoruz ki hayat çok önemli. Yani uçağa bindiğin zaman hostes gelince anlatıyor değil mi? Uçak bir tribülansa ya da bir problem olduğu zaman yukarıdan oksijen maskeleri gelecektir. Ama önce sen onu kendine takacaksın. Sen yaşarsan çocuğuna, kocana, çevrene, arkadaşına, annene, babana, topluma faydan olacak. Ben öldükten sonra hiçbir şey yapamam ki. Nasıl daha sana yardımcı olabilirim? O yüzden yaşamayı seçip ve katkı olmayı, kendinden başlayarak bütüne katkı olmayı seçmek gerekiyor. Biz burada kaybediyoruz. En büyük hatamız bu. Kendini yok sayarak ona feda ediyor, buna feda ediyor, şuna feda ediyor. Burada da feda ediş nasıl? Karşıdakine kâr ettiriyor, ettirtiyor. Alacağı bir şey yok. Değer görmemiş, itibar görmemiş. Ondan sonra gerekli doyumu, geri dönüşü de almamış. Sonra diyor ki yani ben hiçbir şey görmedim. Bu olmayacak yani. Ondan sonra da işte kırılmalar yaşanmaya başlıyor. Hocam hızlanmamız lazım. Metotları vereceğiz dedik ikinci bölümde. Evet. Ama not aldığım iki tane konu başlığı var. Şöyle bir şey var. Şimdi internette, sosyal medyada paylaşılanlar bana göre toplumun bilinçaltını gösteriyor. Olabilir. Bu benim kendimce yaptığım tespitlerden bir tanesi. Toplumdaki negatiflikler, pozitiflikler o paylaşımlara yansıyor bana göre. Hangi tarafta daha çok varsa. Şimdi şöyle bir ibare de çok kullanılıyor. İyi bir insan olmanın bu hayatta hiçbir işe yaramaması diye bir cümle çıktı hocam. Bunun üzerine böyle başlıklar açılıyor farklı platformlarda. İyi bir insan olmak çünkü şuna geliyor. Ben iyi oldum ama karşıdaki beni hep kandırdı. Eşim beni kandırdı. Ben iyiydim gerçekten. Bugünkü bu sohbetimiz, bu programımız üzerine yaptığımız o maddelerle birlikte bir kişi kendini hep iyiye motive ederek, iyi adımlar atmış ama karşıdan hep kötülüğü görünce, maddi olarak karşı tarafın ortağının kendisini kandırıp kaçmasını görünce, evladından ihanet görünce, eşinden, sevgilisinden ihanet görünce, şu noktaya doğru geliyor. Diyor ki ben iyi oldum da ne oldu? Bu hayatta yanlış düşünce tabii ki. Bu hayatta iyi olmak neye yarıyor ki? İyi olmanın, iyi insan olmanın bir işe yaramaması. Şimdi burada da bir sapma noktasında. Artık bundan sonra benden buraya kadar gibi bir durum söz konusu. Orada kendimizi nerede frenlemek lazım? Nasıl frenlemek lazım? Olsun varsın. Benim cümlem şu. Herkes kendine yakışanı yapar. Ben böyle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Ben yine iyi olmaktan yanayım diyorum ama burada daha spesifik bir fren var mı? Ben de şöyle söylüyorum. Hayatımıza giren her insan aslında bizim tekamülümüzü tamamlamak üzere gönderildiler. Yani eksikliğimizi. Evet. Canımızı yani görünüşte evet onlar bizi kandırmış, aldatmış, iyi niyetimizi suistimal etmiş gibi görünseler bile aslında bütününe giderken ki puzzle'ın parçalarını tamamlıyorlar. Beni törpülüyorlar. Ben nerede sınır çizmem gerektiğini, nerede Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşamam gerektiğini daha iyi öğrenmiş oluyorum. Bugün yani doğru olmayan bir ilişkiye doğru gittiği zaman insanların nasıl yara aldıklarını görüyoruz. Değil mi? Yani nikahın, işte evlenmenin ne kadar önemli olduğu veya ticarete geldiğiniz zaman Allah ve Resulü'nün bize emrettiği şeylerin çizgisinde diyor ki anlaşmalarınızı kağıda dökün ve bunları doğru yerden, doğru şekilde tasdiklettirin ki kimse kimseye madik atmasın. Bütün bunların tedbirlerini almama rağmen Kur'an ve sünnete göre aldın, yaptın ki yaptığın zaman Allah'ın izniyle bir şey olmuyor da yaptın gene oldu ki bu da imtihandır. O zaman burada benim görmem gereken şey ne? Ve burada biraz canın acıyacak belki beni çok yargılayabiliyorlar. İlginç bakış açısı tabii ki de. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Burada görmem gereken şey ne? Bunu görmeyi seç. Aslında hani birinci bölümde de dedik ya iyi ya da kötü diye bir şey yok diye. Ne yaşarsan yaşa. Mesela olumsuz bir şey. Yani şunu fark edemedim. Düştü, kırıldı. Veya nasıl örnek vereyim? Buna biz genelde yüklediğimiz anlam nazardan kırıldı deriz de bu örneği sevmediğim için dedim. Şöyle yardımcı olur mu hocam? Şunu söyleyeyim. Dedim ki ben kendim geçen hafta telefonum
fark etmemişim. Uyku semesini güncelleme için evet yazmışım. Ve benim bütün randevularımın hepsi gitti. Başka yere de kayıtlı değil. Kiminle ne görüşeceğim? Sadece hatırlıyorum ki pazartesinden itibaren özellikle salı, çarşamba, full dolu. Diğer günlerde var ama o günün tüm olduğunu biliyorum. Şimdi ilk başta baktım takvim yok. Çocuklara dedim ki böyle böyle. Bu takvim gitti yani yok. Bir iki uğraştılar. Anne dediler yapabilecek bir şey yok. Normaldeki Filiz'in o an çıldırması gerekiyor. Yani tüm iş olabilecek bütün yani. Hepsi gitti yani. Bir de daha önceden not aldım. Bazı şeyleri kaydedeceğim. Bazı şeyler de vardı. Sadece söylediğim şey bunun bana hediyeleri nelerdir? Acaba burada neyi görmem gerekiyordu? Neye dikkat etmem gerekiyordu da böyle bir olayı yaşadım? Bunu dedim sadece. Onun haricinde de bir iki gruplara ve sosyal medyada paylaşarak gelmek isteyen tekrar bana hatırlatsın notlarımı alayım. Gelmek istemeyene zaten sorun yok dedim. Çektim işin içinden. Demek istediğim yaşadığımız her olayda bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Veya yaşadığın canını acıtan bir olay olduğu zaman bunun bana hediyeleri nelerdir? Hani çok ilginç bir olay yaşadık. Hocam tatile gelen son 5 dakikaya giriyoruz. Gerçekten. Metotlara girmemiz lazım. Bir olay, minicik bir olay yaşadı. Çok ağır bir sınav yaşadı. Sizin danışanınız mı? Evet, çok ağır bir. Bir aylığına tatile geldiler ama çok ağır bir imtihandan geçti. Ve orada başka birisi olsaydı belki vereceği tepkiler farklıydı. Ben ilk duyup daha bana geldiği zaman dedim ki, bunun hediyelerini alıp kabul eder misin? Sana ne gibi hediyeleri olacak dediğim zaman. Önce baktı, sonra bunun içini açıp doldurduğumuz zaman, şu anda o kadar güzel bir şükür boyutunda ki başka bir çok kadın şükür. Olsaydı nerelerde olurdu, ne korkunç şeyler yaşıyor olacaktı. Evet, metotlar hemen değil. Birinci bölümde biraz bahsettik. Hı-hı. Sabah kalkarken sorunlu nasıl değil, şükürle başlamak güne. Tamam. Haklı değil, mutlu olmayı seçmek. Sonrasında var olanı görmeyi seçmek. Yani yok olanı değil de var olanlara şükretmeyi seçmek. En büyük etkenlerden birisidir. Hı-hı. Her şeyini. Yani mesela bunu ben her yerde çalışma olarak yaptırtıyorum. Farkındalık, yani bilincimizin farkındalığını arttırıyor. Bir defteriniz olsun, her gün 5 tane farklı farklı şükür yazın. Ama her gün farklı olacak. Gözlerim olduğu için şükürler olsun, kirpiğim onlar olduğu kolay, için. Onlar bittikten sonra niye şükredeceğiz acaba? Çok neler, var da neler. Fark edebilmek sonra meselesi. Sonra konuşanlar, sizin auranızı tüketen ve negatifte kalan insanlarla değil de sizinle pozitif iletişim kurabilen insanlarla iletişiminizi çoğaltın. Yani vıt 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 seni sürekli gayya kuyusuna, bakın dedikodu yapılan, işte sürekli negatifte kalan, sürekli olumsuz konuşan insanlarla mesafenizi koruyun. Yani bu insan bazen en yakınlarınız olabilir. Sınırlarınızı koruyun. Konuyu değiştirin. Çekebilirseniz kendi alanınıza çekin. Çekemiyorsanız da onun alanına girmeyin. Bu kadar net ve açık söylüyorum. Çünkü oradaki negatif bizi de artık hastalayacak hocam. Kesinlikle içine alır. O yüzden Allah Resulü ortamdan çıkın diyor. Bakın gerçekten Kur'an ve sünneti hakiki manada hayatımızda. Bugün mesela bunu pozitif ilimle birleştirin. Sünnetteki her bir şey tık 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 taşlar. Karşılığı yerine oluyor. Oturuyor ki. Hı-hı. Öyle mesela o adam sürekli şikayet boyutunda seni de çekiyor. Allah Resulü ne diyor? Yani böyle negatif, yani bakın birbirimizin hakkında bir üçüncü şahsın hakkında konuştuğumuz zaman bu gıybet. Ölü kardeş, yani bugün mezarlığa bile gitmiyoruz değil mi? Geçerken Fatiha okuyoruz. Gece gidip kalmıyoruz orada. Keyif yapmıyoruz yani mezarlıkta. Hı-hı. Ama sen o mezarı açıp da onun etini yemek gibi diyor Kur'an'da. Gıybeti. İşte bugün gıybet, ağızlar gıybet ediyor, kovuculuk yapıyor, yalan söylüyor. Bunlar hep insanın aurasını kirleten, hayatını mahveden korkunç bir şey. Bunlardan uzak kalmak gerekiyor. Ve başkası olma, kendin ol. Sürekli bir rol haline girmek. İşte mesela yani bu şu demek. Sosyal medyada çok iyi bir aileyiz. Muhteşemiz. Sürekli yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Ama içeride de kavga, gürültü, kan gövdeyi götürüyor. Ya da birbirimizden sahte, bir haberiz. Evet. Sahte yani. Bu o değil yani. Başkası olma, kendin ol yani. Sonra hedef belirlemek ve tadını çıkarmak. Yani önce bakın 5 yıllık hedefiniz, sonra azaltın 3, 2, 1, 1 yıllık, aylık ve haftalık hedefleriniz olsun. Kendinize bir sosyal alanda kendinizi geliştirecek sosyal faaliyetlerde,
bir hedefleriniz olsun. İnsanlara faydalı olabilen insanlar her zaman mutlu ve huzurlu olan insanlardır. Bunu başarabilmek ya da kendine yatırım yap diyorum. Yani git bugün belediyeler yani çok güzel elhamdülillah komekler açıyorlar, bayanlara yönelik aktiviteler kendilerini geliştiriyorlar. Evde oturup da sabahtan akşama kadar kocayı kurup da kayınvalideyi kurup da şunu bunu düşününceye kadar bir tane bir şey üret. Hem ev ekonomisine katkıda bulun. Her sene eline bir harçlık olur. Yani ben her bayana gidip illa bir işte çalışsın demiyorum. Hı hı. Ama evde de üretebileceği, evde de aile bütçesine katkıda olabileceği çok büyük şeyler var. Benim ihtiyacım yok diyenler de hediye yapabilir. Kermeslere bağışlayabilir. Sokak hayvanlarına yardımcı benim olabilir. Benim Rize'den bir danışanım vardı. Buraya geldi. Tam o arada da bir başka derneğin kermesi vardı. Oyuncak bebekler örüyorlardı. Hı hı. Dedim ki bak böyle böyle gidip orada... Kaç tane bebek örüp katkıda bulundu yetim çocukları sevindirmek i̇şte. Adına? Yani fark etmiyor. Sonra, kimi baltı sıkıyor, kimi bebeğe bebek yapıyor, kimi örgü yapıyor, kimi öyle. Dikişle katkıda bulunuyor. Ben de otizmli çocuklar için hocam yeri gelmişken söylemek istiyorum. Otizmli çocukların Spotify'daki kanallarında ücretsiz seslendirmeler yapıyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl mümkün? Başka çocuklara faydalı olmak inşallah da öyle oluyordur. Onların ebeveynlerinin açıp bir kenarda dinlemeleri ve tane tane okuyarak onların da hayatlarını kolaylaştırmak için metni bana gönderiyorlar. Ben okuyorum. Orada da o şekilde bir fayda sağlamak kaç çabası. Kaç kişinin hayatına dokunabiliyoruz elhamdülillah. Hiç de bilemiyoruz işte. İşte ama hayır. Güzel. Bakın bilmiyorum. İşte bunları Allah-u Teala duyuracak. Anlatabiliyor evet. muyum? Çok güzel bir şey. Rabbim sayılarınızı çoğalsın amin. İnşallah. Toparlayalım hocam. Yaptığın işi sevmek. Yemek yapıyorsan yemek yapmayı sev. Anneysen anneliğini sev. Eşsen eş olmayı sev. Programcıysan program yapmayı sev. Yani ben mesela zaten mesleğime aşığım. Hı hı. Çok seviyorum elhamdülillah. Yaptığın işi sev. Öfke yani duygularını dozunda yaşamaya çalış. Öfkeni yenmeye yani onu... dizginlemeye çalış. Fren basmayı öğren şu beden aracında. Ben böyleyim de bir hayat geçmez. Tamam. En güzeli buydu. Ben böyleyim. Herkes beni böyle kabul etsin diye öyle bir zorlama var şimdi. Öyle bir her dünya konuda yok. Ne olursa olsun hani başta da senin dediğin gibi sağ olasın. Tohum ekmek, iyilik tohumu ekmek için her koldan çalışmamız gerekiyor. Ve şunu unutmamamız gerekiyor. İnsan kendi kayığını kendi çekmezse bir yerlere gidemiyor. Hı hı. O yüzden o kayığın küreklerine önce biz bir asılacağız, çekeceğiz ki Allah'ın izniyle Rabbim zaten gerisini getiriyor. İnşallah. Kolaylık, neşe ve ihtişamla olsun. İnşallah öyle olsun. Çok teşekkür ediyorum rica hocam ederim. Verdiğiniz bilgilerle. Hem sizinle sohbet etmeyi özlemiştim. Hem sizinle birlikte burada yüreklere dokunmayı ve onlarla kucaklaşmayı özlemiştim. Hepsini bir arada gerçekleştirdik. Daha ileri nasıl mümkün diyelim. Bundan sonra da yine zaman zaman sizinle program yapmaya, sizinle bu sohbeti devam ettirmeye niyeti içerisindeyim. İnşallah da Allah kolaylıkla nasip eder. Olsun diyelim. Teşekkür İnşallah. Ediyorum. Sizi takip eden takipçilerimiz arasında hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem Facebook'tan hem Filiz Akman'ı hem de beni takip ederek bu yayında bizi bırakmadığınız için, yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Yarın saatten yine 15.30'u gösterdiğinde yine farklı bir konuk. Bu sefer biraz sağlık diyeceğiz. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel konularla karşınıza geleceğiz. Yarın saatten 15.30'u gösterdiğinde TV42 ekranı karşısında sizler de olursanız birlikte oluruz efendim. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın, hayırlı akşamlar.